yeter ama canım. Bu ne böyle? Hepinizin suratı duvar gibi. Bence de canım, bu kadar abartmanıza gerek yok. Hem bunları aile içerisinde konuşarak rahatça halledebilirsiniz. Halledemedik Yavuzcuğum. Denedik ama halledemedik. Sadık Cem'e izin vermiyor. Vermem tabii. Cem, ayrıca bana öyle bakma, tamam mı? Yani ben seni üzmek için değil, baban olarak seni çok sevdiğim için böyle yapıyorum. Bu nasıl sevgi, anlamadım ama. Evladım bak, gece dışarı çıktığında başına bir şey gelebilir. Ve sen henüz çok küçük olduğun için kendini koruyamayabilirsin. Bu yüzden işte. Ayrıca benim sabrımı taşırma. Gel şu sofraya efendi gibi otur. Bu senin doğrun baba. Ama ben yanlış yapa yapa da olsa kendi doğrularımı kendim bulmak istiyorum. Ayrıca bu masaya da oturmayacağım. Afiyet olsun. Biz de öyle istiyoruz ama babamın sözünü dinliyoruz. Ne yani? Biz tutturuyor muyuz? Akşam ablamla çıkacağız diye. Tamam çocuklar, uzatmayın siz de. Yemeğinizi yiyin. Çabuk. Neyse. Artık misafirlerimizin yanında konuyu daha fazla uzatmayalım. Ayıp oluyor. Yok canım, biz misafir değiliz. Ayıp falan olmuyor da üzülüyoruz biraz. Evet evet, çok üzülüyoruz ya. Başka şeylerden bahsedelim. Kendal Bey nasıl? Annem nasıl? Annem süper. Sana sonra anlatırım. Nesi süper canım? Bugün babamla iş yerinde tartışmışlar. Babam çok çalışıyor, ona zaman ayıramıyor diye Duda Hanım çok sinirlenmiş. Vallahi eve geldiğinde çok sakindi. Bilemiyorum. Aa, bak iyi insan lafın üstüne gelirmiş. Babam arıyor. Efendim baba? Aha. Tamam, tamam. Oldu. Görüşürüz, bay bay. Ne diyor? Çiçek almış, Duda Hanım'ı ziyarete gidiyormuş. Eve geç gelecekmiş de ona haber veriyor. Ya yazık ya, Duda Hanım'ı üzgün zannediyor. Ne? Bize mi gidiyormuş? Demek bu gece bizim evde şenlik olacak. Hii! Madem bize gidiyor, şatoyu hemen düzeltmem lazım. Annem kılını kımıldatıp yapamaz ki. İşte böyle Betüş. Annem şimdi şatoda ne halde çok merak ediyorum. Acaba Kendal Bey'e neler yaptı? Asıl yarın sabah uyanıp da onu sihirlediğini anlayınca sana neler yapacak, ben onu çok merak ediyorum. Ne yapayım Betüş? Yavuz'la buluşmanın başka bir yolu vardı, ben mi yapmadım? Ay, acaba onlar ne konuşuyorlar? Betüş. Hı. Eniştemin canı çok sıkkın gözüküyor. İstersen biz gidelim, siz aranızda konuşun ha? Yok Eda'cığım, konuşacak bir şey yok. Ya Betüş, eminim sana öyle söylemek istememiştir. Ya aslında biliyorum, ya ben de birazcık alınganlık ettim ama asıl mesele bu değil zaten. Sorun ne o zaman? Hayatım, çocukların büyüdüğünü bir türlü kabul etmek istemiyor. Cem artık bir kız arkadaşıyla buluşup gece dışarıda yemek yiyebilir. Zaten başına bir şey gelse ben anında olaya müdahale ederim. Ah kardeşim, şunu unutuyorsun. O senin peri olduğunu bilmiyor ki. Asıl sorun da bu zaten. Yani bazen söylesem de kurtulsam diyorum. Bu periler aşkına. Sakın böyle bir şey yapma, sakın. Yok canım, merak etme. Burama kadar bile gelse bir şey kaçırmam ağzımda. Neyse, biraz tatlı yiyelim. Belki o sırada ortalık yumuşar. Bol koy. Yok hayatım, yumuşamasın. Yani Sadık hatasını anlayana kadar bizim aramız düzelsin istemiyorum. Ancak öyle anlayacak yaptığını. Evet, tatlı şahaneydi. Yemek de harikaydı. Muhabbetinize de doyum olmuyor, biz gidelim artık. Peki, nasıl isterseniz. Ya kusura bakmayın çocuklar, tatsız bir akşam oldu da. Yarın görüşürüz dostum. Annemle babam arası düzelince yine gelin. Geliriz Çilekçim. Yeter ki annenle babam barışsınlar. Biz her zaman geliriz. Neyse, hadi gidelim. Ben sizi geçireyim hemen. Hadi güle güle. Hadi iyi akşamlar. Hadi görüşürüz. Hoşçakalın. Ne bekleriz? Bekle. Hadi bakalım çocuklar, geç oldu. Siz de odalarınız artık. İyi geceler. İyi, iyi geceler. Öpücük yok mu? Canım, var tabii. Hadi iyi uykular bakalım. Oh, küçük prensesler. Hadi, iyi uykular. Bebe. Müsaade eder misin? Bu
Pardon ama bunlar ne? Burada yatacağım da. Aa, olmaz, ben yatarım. Yok canım, sen çık yukarı, ben yatarım. Olur mu öyle şey canım? Sen yukarı çık, ben burada yatacağım. Sen bilirsin. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.